İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın Van şehrinde kar yağışı, Artsakh Cumhuriyeti'nin İşanazor köyünde tütün ekim projesi gerçekleşiyor. Bu bağlamda yaklaşık 100 yeni iş yeri açılacak. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclis Başkanı Ermenilere uygulanan soykırım anıtı kompleksini ziyaret etti. Birleşmiş Milletler Teşkilatı Güvenlik Konseyi Golan Tepeleri sorununu görüşecek. İsrail, Halep'e füze saldırısı gerçekleştirdi. İdia Vakfı, Ermenistan'da doğayı koruma projesi gerçekleştirecek. Los Angeles'ta Ermeni sinema gecesi düzenlenecek. Bu çerçevede Nisan Savaşı Kahramanları adlı film ilk defa gösterilecek. Batı Ermenistan'da Van Karayolu çığ düşmesi sonucu kapandı. Olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü Van-Hakkari Karayolu'nun 90. kilometresindeki Güzeldere mevkiinde yola çığ düştü. Kapanan yolda bazı araçlar mahsur kaldı. Bölgeye sevk edilen karayolları ekipleri yolu kapatan kar birikintisini temizlemek için çalışma başlattı. AFAD ekipleri de araçlarda mahsur kalan vatandaşları kurtarmaya çalışıyor. Sağlık ekiplerince soğuktan etkilenen 16 kişi ambulanslarla Van'daki hastanelere taşındı. Artsakh Cumhuriyeti'nin Özgür Vatan Partisi basın merkezinden yapılan açıklamaya göre Özgür Vatan Partisi'nin genel başkanı Araik Harutyunyan kendi Facebook sayfasında Vartanyan ailesinin yaptığı anlaşmaya göre Kaşadağ bölgesindeki İşanazor köyünde komplike bir tütün üretim programının başladığını yazdı. Onun belirttiğine göre proje sayesinde bu yıl içinde yaklaşık 100 yeni iş yeri açılmış olacak ve önümüzdeki 3-4 yıl içinde bu rakam 1000'in üzerine çıkacak. Ermenistan Cumhuriyeti'nde bulunan Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin başkanı Lilian Mori Pasquier, 27 Mart'ta Ermenilere karşı gerçekleştirilen soykırım anıt kompleksini olan Zdenekaberd'i ziyaret etti. Zdenekaberd ziyareti sırasında Pasquier'e Ermenistan Cumhuriyeti Parlamentosu'nun Dış İlişkiler Daimi Komisyonu Başkanı Ruben Rubinyan eşlik etti. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanı soykırım anıtına çiçek bırakarak Ermenilere karşı gerçekleştirilen soykırımın masum kurbanları anısına saygı duruşunda bulundu. Ermenilere karşı gerçekleştirilen soykırımı müze enstitüsünü de ziyaret eden Lilian Mori Pasquier anı defterini imzaladı. Günümüzde de soykırımların devam ettiğini dile getiren Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanı, nefret, yabancı düşmanlığı ve ayrımcılığa karşı mücadele etmek gerektiğini vurguladı. Pasquier, bu suçlar insan haklarının onuruna aykırıdır yorumunda bulundu. TASS Haber Ajansı'nın belirttiğine göre Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Moskova'da gerçekleştireceği toplantısında Amerika Birleşik Devletleri'nin Golan Tepelerinde İsrail'in hakimiyetini tanıması konusunu ele alacak. Mart ayında Güvenlik Konseyi'ne başkanlık eden Fransa'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi François de Latour'un gazetecilere verdiği demeçte Suriye'nin daimi temsilcisi tarafından olağanüstü bir oturum düzenlememiz istendi dedi. Avrupa Konseyi Başkanı olarak önerimiz başlatılan kapalı istişare yerine bugün onu açık tutmak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump 25 Mart'ta Washington'da İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile yaptığı görüşme çerçevesinde Golan Tepelerinde İsrail'in egemenliğini tanıyan bir bildiriyi imzalamıştı. Sadece Suriye ve diğer Arap ve İslam ülkeleri değil, aynı zamanda Rusya, Almanya ve Fransa da dahil olmak üzere Avrupa'nın önde gelen güçleri ile ABD müttefikleri bu tür tek taraflı eylemlere karşıydı. Trump, geçen hafta ABD'nin İsrail'in Golan Tepelerindeki egemenliğini tanınması gerektiğini söylemişti. Suriye Devlet Haber Ajansı, ülkenin hava savunmasının İsrail'in Halep bölgesine yönelik füze saldırısını püskürttüğünü açıkladı. Haberde Halep kentine yönelik fırlatılan birkaç füzenin havada vurularak etkisiz hale getirildiği ifade edildi. Suriye Devlet Televizyonu saldırı sonucu Halep kentinin tümünde elektriklerin kesildiğini belirtti. Halep'teki halk güçleri saldırının hedefinde Halep Havalimanı, Cibrin kasabası ve Şeyh Nacar Sanayi bölgesinin olduğunu bildirdi. İhbariye Televizyonu da saldırıda ölü ve yaralıların bulunmadığını, sadece maddi zararın oluştuğunu aktardı. Ermenistan Cumhuriyeti'nin İdia Vakfı, öncelikleri orman zenginliği, enerji tasarrufu, üretim atıklarını önlemek ve çevre standartlarını restore etmek için yeni bir çevre koruma platformu yaratıyor.
Sistematik değişiklikler yalnızca ülkenin istikrarlı gelişimi sırasında mümkündür. Bu nedenle idea, birbirine bağlı ve olumlu değişiklikler zinciri olan temel projeleri uygulamaktadır. Bütün bunlar güvenli bir zemin gerektirir. Tüm projeler birbirine bağlı birkaç platforma dayanıyor. Örneğin Aurora girişimi eğitim için insani platform olan Diligent'da uygulanmaktadır. Ayrıca teknoloji, sağlık, finans, turizm ve kentsel gelişim platformları da mevcuttur. Bütün diğerlerinde olduğu gibi doğayı koruma platformuna İdea Vakfı uzun vadeli bir girişim olarak başlıyor ve bunu ülkenin 30 yıllık kalkınma programı çerçevesinde değerlendiriyor. Bugün sadece ülkemiz değil tüm gezegenimiz yaşamın kalitesini kaçınılmaz olarak etkileyecek ciddi iklimsel zorluklara karşı karşıya. Bir süredir insanlığın doğa ile olan uyumundan sapmış olduğu görülüyor ve şimdi bir dönüş yapmak gerekiyor. Bu nedenle İdea Vakfı İklim U Dönüşü adlı doğayı koruma platformu oluşturarak gezegenimize karşı tutum ve davranışlarımızı değiştiren projeler üretiyor. İdea İcra Direktörü Rafi Bağcıyan, bu İdea Vakfı'nın ülkenin karmaşık gelişme misyonunu uygulamadaki bir sonraki iddialı girişimidir, dedi. Los Angeles'ın Hollywood Hills semtinin Forest Lawn adlı hatıra parkında 7 Nisan'da Ermeni Sineması Gecesi adlı özel bir etkinlik düzenlenecek. Halka açık bu etkinlikte senarist Svetlana Paskaleva'nın Savaşın Kahramanları adlı filmin premieri gösterilecek. Film Azerbaycan'ın Artsakh Cumhuriyeti'ne Nisan ayında saldırısının 3. yıl dönümüne adanmıştır. Yaklaşık 30 dakika süren filmde askeri operasyonlar sırasında hayatlarını kahramanca feda eden Ermeni askerlerini anlatmaktadır. Kaynağın belirttiğine göre Svetlana Paskaleva'nın filminin gösteriminin ardından Ermeni cemaatinden sanatçıların Ermeni sanat eserleri, el yapımı ürünleri, geleneksel Ermeni kekler sergilenecek, canlı Ermeni müziği seslendirilecek. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Paragamutun adlı topluluğu sunuyoruz. Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.